Hasan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Vetopya Veteriner Kliniği olarak yıllardır profesyonel hizmetler veriyorsunuz. Genel hizmetlerimizden, sektör olan katkılarımızdan, tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat ben değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Hasan Hüseyin Demir kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? 2016 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Veteriner Fakültesi'ne mezun oldum. Evet. Akabinde hemen hekimlik hayatım başladı. Hı hı. Çiftlik tecrübesi de var. Bir sene kadar çiftlikte çalıştım. Evet. Tabii ilgi büyükbaş büyük evet. Ama tabii tecrübe kazandım. Öğrencilik hayatımda çok ilgiliydim. Hani bütün hayvanları sevgimden ötürü pet kliniklerinde, çiftliklerde çalıştık. Hı hı. Yani biraz açıkçası yapmak istiyordum. Yani içimde olan bir duyguydu. Evet. En sonunda karar değiştirip bu sektöre geçtim. Hı hı. Bizim Petopya'nın kuruluşu 2015 yılına dayanıyor. Evet. 29 Kasım'da merkezimiz aslında Uşak'ta. Uşak'ta başladık. Hı hı. Geçen dönemlerde de 4. yılımızı kutladık. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Burada da 5 ay oldu. Temmuz'da başladık faaliyete. 5 ay kadar bir süredir hizmet veriyoruz. Evet, 5 aydır İstanbul'dayız. Merkezimiz Afyon'da dedik. 4 yıldır Afyon'da hizmet veriliyor. Evet. Peki bu 5 ay nasıl geçti? İstediğimiz yerde miyiz? 5 ay açıldığımız, hizmete başladığımız günden itibaren dolu dolu geçti. Yani mesleğimizi de seviyoruz. Kaliteli hizmetinizden ödün vermiyoruz. Elimizden geldiğince evet. Hizmetimizi kaliteli sunmaya çalışıyoruz. Yani eksiklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Hasta sahiplerini, hastalarımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Yani bu şekilde bir yoğun bir süreç geçiriyoruz. Çok güzel. 5 ay iyi geçmiş anlıyoruz ki. Ve tabii ileriye yönelik sağlam adımlarla devam ediyoruz. Peki, Petopya Veteriner Kliniği lokasyon olarak, konum olarak nerede? İstanbul'un neresinde şu anda? Ümraniye'deyiz ama Ümraniye'yi de nasıl tarif edebiliriz? Çakmak Köprüsü'nü herkes bilir Ümraniye'de ya da Anadolu yakasında. Konum itibariyle Çakmak Köprüsü'ne çok yakın. Alemdağ Caddesi çok bilinen meşhur bir cadde. Alemdağ Caddesi üzerindeyiz. Ümraniye Çarşı'ya gitmek isteyen herkesin bu caddeden geçmesi gerekiyor. Yani konum itibariyle kolay ulaşılabilecek İşlek bir cadde üzerindeyiz. Evet. Bölge halkı tarafından bilinen, tanınan bir yer. Tabii. Ve siz de 5 aydır isminizi duyurdunuz neredeyse. Kaliteli hizmetinizle biraz önce de söylediğiniz gibi hayvan sahipleri sizleri tercih ediyorlar. Tabii ki memnun kalıyorlar ve dostlarına, arkadaşlarına tavsiye ederek bu memnuniyetlerine kulaktan kulağa yansımasını sağlıyorlar. Bu sizden büyük reklamınız olmuş oluyor. Tabii yani memnun etmemiz gerekiyor hem hastaları hem hasta sahiplerini. Yani şu an için karşılıyoruz taleplerini ve daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni de yapıyoruz. Evet. Ve burada profesyonel bir ekip de bulunmaktasınız. Evet. Birlikte. Kadromuz kaç kişilik? Sizinle birlikte çalışan kadro sayısı nedir? 4 kişiyiz. 2 hekim, ben ve benim dışında bir hekim arkadaşım da var. Toplam 2 hekim, 2 de teknikar. O şekilde hizmet veriyoruz. Evet, 4 kişilik bir ekibimiz bulunmakta. Evet. Ayrıca kapasitenizden biraz bahsedelim. Yani burada hayvanlarımızı da barındırabiliyor muyuz? Hasta olanlar kalabiliyorlar mı? Daha çok hangi sorunlarla size geliyorlar? Pansiyon hizmeti şu an veremiyoruz ama ilerleyen zamanlar böyle bir düşüncemiz var. Bunun için hedeflerimiz var ama şu an için onu aktif hale getiremedik. Onun dışında tabii yatar hastalarımız ya da hospitalize ettiğimiz hastalarımız var. Evet. Zaman zaman çok yoğun oluyor, zaman zaman sakin oluyor, az oluyor. Yani bu şekilde bir süreç. Evet. Peki daha çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Daha çok acil vakalar geliyor. Özellikle maalesef kızgınlık dönemlerinde balkondan atlama, camdan atlama
gibi sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle trafik kazaları aynı şekilde çok sık karşılaştığımız durumlar. Evet. Bunun dışında yine sindirim sistemiyle ilgili problemler, ishal ya da kusma, bu tür şikayetlerle çok karşılaşıyoruz. En çok karşılaştığımız bunlar. Evet. Daha çok köpeklerde bulunan bir yeni bir hastalık artık yayılmaya başladı hızla. Biliyorsunuz ki bu kaşınmayla başlayan, daha sonra mantar haline gelip yaralar daha çok açılmaya başlıyor ve bunun kapanması çok zorlaşıyor. Evet. Bununla da karşılaşıyorsunuz tabii ki. Tabii onu bahsetmeyi unuttum. Dermatolojik sorunlar aslında çok sık karşılaştığımız rahatsızlıklar, özellikle uyuz. Evet. Uyuzun tetiklediği bakteriyel enfeksiyonlar, sizin de dediğiniz gibi mantar enfeksiyonları. Maalesef. Bunlar çok zor ve zaman alıyor tedavisi. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkürler, sağ olun.